saygılar duyuyor İstanbul'a da başkanım. Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir tarafından gelen çok değerli delegelerimiz, çok değerli misafirlerimiz, sizleri Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir genel kurul. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kol kırılır, yel içinde kalır. Bugün de ufak tefek tartışmalarımız oldu. Bunlar olacak. 14'ünden itibaren hep birlikte yine kaldığımız yerden işlerimize bakacağız. 30 yıldır bir şeyi söylüyoruz. Bugün de biz aynı şeyi söylüyoruz. Bu ülkenin sorunlarını çözmeden bu mesleğin sorunlarını çözemezsiniz değerli arkadaşlar. Kim gelirse gelsin bu yönetimlere, bunu gerçekten çözmek çok zor. Öyle bir ülke düşünün ki dört tarafa ateş çemberi, siyasal sıkıntıları var, hukuksal sıkıntıları var, ekonomik sıkıntıları var. Bu sıkıntılar içinde hangi anlayıştan gelirse gelsin burada sorunları çözmeye, bu görevleri yerine getirmeye çalışan arkadaşlarımız var. Ben huzurlarınızda TÜRMOB'un yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurumlarında görev alan tüm arkadaşlara meslek camiası adına çok teşekkür ediyorum. Evet, 30 yıldır TÜRMOB'u biz yönetiyoruz. Eksiğiyle fazlasıyla. Her şeyi dört dörtlük yaptığımızı iddia edemeyiz. Eksiklerimiz de var, yanlışlarımız da var. Niyete bağlı olmayan hatalarımız da var. Ama mütevazı olmamıza da gerek yok. Bizim bir gerçeğimiz var. Geçici kurullar döneminden itibaren, dernekler sürecinden gelen, tüm okul odalarımızın birçoğunu kuran, biz kurucu grubumuz değerli arkadaşlar. Çağdaş Demokratları odaları birliği kuran grubumuz. Bunu özellikle niçin söylüyorum? Her zaman kurucu olmanın bir sorumluluğu vardır. Bir ağırlığı vardır. Keyfinize göre davranamazsınız. Her istediğiniz konuda, her istediğiniz şekilde popülist politikalar üretemezsiniz. Eleştiri geldi. TÜRMOB'da yönetim anlayışının değişmesi gerekiyor. Gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Buna yarın siz karar vereceksiniz. Şunu iddia ediyorum. 30 yıldır TÜRMOB'daki yönetim anlayışına bırakın mesleğin Türkiye'nin ihtiyacı var değerli arkadaşlar. Eğer 30 yıldır Türkiye'yi yönetenler TÜRMOB'daki yönetim anlayışını örnek almış olsalar da bugün yaşadığımız bu sorunların hiçbirini yaşamazdık değerli arkadaşlar. Öyle bir anlayış ki bakın değerli arkadaşlar, 30 yıldır sizin seçtiği oda yöneticilerinin dünya görüşlerine bakmamıştı değerli arkadaşlar. İnançlarına bakmamışız, kökenlerine bakmamışız, kültürlerine bakmamışız. 30 yıldır herkese eşit yaklaşmışız. En ufak bir ayrım yapmamışız. Soruyorum size, Türkiye'nin ihtiyacı bu değil mi değerli arkadaşlar? Düşünebiliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Hep kendimizle kıyaslıyoruz.
diğer akademik meslek odalarıyla kıyaslayın. 85 odamızın 80'inde bu anlayışın ürünü olan eğitim ve hizmet birimleri var. Bu bir anlayış meselesidir değerli arkadaşlar. Hepsinde eğitim ve hizmet birimleri var. Zorunlu eğitim yönetmeliği çıktığında da söylemiştim. Türkiye'de ilk söyleyenlerden biriyim. Bugün bir kez daha başkanlar kurulunda da söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum. Bu eğitim birimlerinde zorunlu eğitim ücretsiz yapılacaktır değerli arkadaşlar. Bu bizim Çağdaş Demokrat grup olarak taahhüdümüzdür. Hep birlikte zorunlu eğitimi ücretsiz olarak hayata getireceğiz değerli arkadaşlar. Son 3 yıl anlatılıyor, son 3 yıl eleştiriliyor. Bakalım sonuçlara. Öncelikle şunu söyleyeyim. TÜRMOB'un üyesi yoktur değerli arkadaşlar. Bizim odalarımız şube değildir. Bizim odalarımız özerktir. Üyeler sorunlarını odalara, odalar da temsilcileri vasıtasıyla TÜRMOB'a iletirler. Önce bunun altını bir çizelim. Biz son 3 yıldır TÜRMOB'da bir olay yaşıyoruz. Ben kendi dönemimle de ilgili karşılaştırıyorum ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizden gelen önerilerin biriktiği bir başkanlar WhatsApp grubu var. 24 saat açık değerli arkadaşlar. Anadolu'nun hangi köşesinde ne olay olursa olsun, saat kaç olursa olsun anında iletiyoruz. 85 oda başkanımız burada. Biri çıksın desin ki hayır yok böyle bir şeyimiz. Bir güne iki güne kalmadan bazen sabaha kalmadan çözülüyor. TÜRMOB'un itibarı var. Ben orada takip ediyorum. Bakanlar aramıyor. Bakan yardımcılar aramıyor. Yazışmalar benim telefonumda. Onların verdikleri cevaplar da benim telefonumda. Müsteşar aramıyor. Gelir İdaresi Başkanı aramıyor. Belki şuna daha fazla meslektaşlarımızın taleplerini alıp belki burayı daha da yoğunlaştırmak gerekiyor. Bu da bizlere oda başkanlığına düşüyor. Daha seçim dönemi olmasına rağmen burada yazılan en son yazı il başkanlarına bilgi verildi. Meslek mensuplarının dosyaları incelenmeyecek diye. Talep sizden geliyor. İşte bu koşullarda yeni bir seçime gidiyoruz. Ben öncelikle Çağdaş Demokrat Grup adına aday olma cesaretini gösteren, grup kuran, aday olan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Seçimlerde hepsine başarılar diliyorum. Çağdaş Demokrat Grup olarak bu dönem değişimin sesine, gençliğe önem veriyoruz. Başkan adayımız eleştiriliyor. Bir başka arkadaşım daha söylüyor. Evet 41 yaşında. O 41 yaşında. Bazen bir çocuk diyorlar. 38 yaşında Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk'e ne diyecekler? Merak etme. Sorunlarımızı biliyor. Biz belki İzmir'de bütünlüğü sağlayamadık ama bütün Türkiye'de odalarımızla bütünlüğü sağladık. Mesleki konularımızı konuştuk. Hiç kimseyi konuşmadık. Sorunlarımızı da biliyoruz. Çözüm önerileri de biliyoruz. Genç, dinamik bu mesleği yapan fiilen 12 yıldır bir yapmıyor. Fiilen bu mesleği yapan bu işi emeklilik olarak düşünmeyen, sizler görev verirseniz bir dönem, iki dönem, üç veya altı yıl sonra bürosuna dönecek genç, sıcak, içimizden biri, bizden biri,
buraları siyasete giden yol olarak düşünmeyen tamamladıktan sonra da yine bizim aramıza dönecek bir arkadaşımızla seçimlere gidiyoruz. Çağdaş Demokrat Grup 14'ünde şapkasını, grup şapkasını bir kenara bırakacaktır. Meslektaş birlik şapkasını giyip hep birlikte sizlerle kucaklaşarak yoluna devam edecektir değerli arkadaşlar. Öncelikle mesleğimiz kazanacaktır, meslektaşımız kazanacaktır, ülkemiz kazanacaktır. Biz Çağdaş Demokratlar olarak 30 yıldır buradayız. İnanıyorum ki 13'ünden itibaren bugün de yarın da burada olmaya devam edeceğiz diyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.